Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan sporcumuz Buse Naz Sürmeli ve değerli hocamız Cahit Sürmeli ile birlikteyiz. Kendilerine bu gururu ve sevinci yaşattıkları için teşekkür ediyoruz, ayrıca tebrik ediyoruz. Toplantının ilk bölümünde Buse Naz ve hocamız Trabzon'da karşılaştıkları duyguları, orada yaşadıklarını anlatacak. İkinci bölümde de siz gazetecilerin, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Öncelikle ben sözü Buse Naz'a veriyorum. Buyurun. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok çalıştık, çok istedik, çok dua ettik. Allah bize nasip etti. Şu madalya benim çocukluk hayalimdi. Sabah akşam rüyalarıma giren bir madalyaydı. Çok zorlandım. Çok acı çektim antrenmanlarda. Yani siz sadece madalyayı görüyorsunuz ama ben ona bakınca büyük bir emek ve fedakarlık görüyorum. Sadece benle de olmuyor bu bireysel spor ama ekibimle beraber oluyor. Önce önderliğimiz Cahit Hoca ile beraber. Ekibimle beraber bu madalyayı kazandık. Hepsine buradan da sizin önünüzde teşekkür ediyorum. Bu madalya tek başına kazanılmadı yani. Onlara eğer teşekkür etmezsem içim rahat etmezdi. Trabzon'a gelince çok güzel bir coşkuyla karşılandık. Çünkü Trabzon'un, Trabzonspor'un ilk altın madalyası. Ve bu olimpiyatlarda da iki altın madalyanın biri Trabzon'a geldi, Trabzonspor'a geldi. O yüzden çok mutluyum, gururluyum. Böyle şehir turu atarken insanların bana gururla bakışı, gururla böyle aferin kızım, ağlattın bizim demesi. İnsanların ben 50 senedir ağlamıyorum, İlk defa ağladım demesi çok gurur ve mutluluk verici. Kime baktıysam, yani kimi gördüysem ağlamış. Ben dedim ki ben de ağlıyorum abi, ben de ağladım yani, yapacak bir şey yok dedim. Keşke hep böyle mutluluktan ağlasak. Ülkemiz gerçekten bunu hak ediyor. Ben her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. Böyle istediğiniz kulüpten olabilirsiniz, istediğiniz spor branşından olabilirsiniz, istediğiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Ama ülkemiz güzel başarıları aldıkça ya da en kötü işte yangınlar olsun, seller gördükçe hep kenetlenmeyebiliyor. Ya iyi ki Türk'üm, iyi ki bu Türk kadınıyım, iyi ki bu bayrağı taşıyorum, iyi ki o bayrağı en yükseğe çekerek İstiklal Marşı'mı okuttum. Ne mutlu bana. İnşallah daha güzel başarılar alıp bu ülkeme, bu şehrime, bu kulübüme en iyi başarılarla gelmek istiyorum. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam. Evet. Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Büyük bir sevinç yaşıyoruz tabii. Gururluyuz. Daha önce de söylediğimiz gibi Buse Naz Sürmeli bundan önceki spor kariyerinde 5 kez Avrupa'da, 3 kez de dünyada şampiyonluk kazandı. Hep şunu, tabii ben de sporculuk geçmişinde Avrupa dünya madalyaları olan bir sporcuydum, olimpiyat önemli bir sporcuydum ama belki o zamanın dönemi şartları neticesinde çok daha böyle Buse Naz gibi büyük başarılar yakalayamadık. Ama hep şunu söyledim, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, hatta defalarca Avrupa dünya şampiyonları kazanan, olimpiyat şampiyonluğunu kazanan sporcular yetiştireceğim diye. Bununla ilgili de yine bir gün böyle çok düşünüyorum zaman zaman da böyle antrenman dönemlerinde, müsabakalar döneminde, kamp dönemlerinde şöyle bir tweet attım. Dedim ki bir gün olimpiyat altın madalyalı sporcuyu bu şehre, yani ülkemize, bu şehre getireceğime inanıyorum. Bunun için de var gücümle çalışacağım diye. Allah bize bunu nasip etti. Tabii çok heyecanlar yaşadık dediğim gibi ama olimpiyat heyecanı bambaşka, duyguları bambaşka. Dünyanın en iyi sporu, dünyanın en iyi organizasyonu, dünyanın bütün ülkelerinin işte kendi arasında bir rekabet içerisinde olup en güçlü benim izlenimini verebilmek için en fazla madalya kazanmak istemesi istenildiği bir yer olimpiyat. Burada da Türkiye olarak biz ilk defa fazla sayıda madalya kazandık geçmiş olimpiyatlara nazaran. Bundan ötürü de gururluyuz. Dediğim gibi çok sevinçliyiz, mutluyuz. Bu Buse'nin de söylediği gibi bu sevinci bütün ülke insanımızla, şehir insanımızla, işte kulübümüzdeki taraftarımızla birlikte yaşadık. Büyük bir coşkusuyla beraber karşılandık. Gerçekten ülkemiz, şehrimiz, kulübümüz bunları hak ediyor. Biz tabii durmayacağız. Yani Buse Naz Sürmeli için
işte daha öncesinde açıklamış olduğum neden 8 defa 10 defa Avrupa Dünya Şampiyonlukları olmasın, kazanmayalım ifademi, neden 3 defa 4 defa Olimpiyat Şampiyonluğunu kazanıp şehrimize, ülkemize getirmeyelim, neden bir tarih yazmayalım, neden ismimizi altın harflerle tarihe geçmeyelim diye düşünce içerisindeyiz şu an. Bunun için tabii ilk önce bir dinlememiz gerekiyor. Çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdik, stres yaşadık, psikolojik problemler yaşadık zaman zaman. Çok yorulduk, zihinsel olarak, mental olarak, fiziksel olarak çok yorulduk. İnşallah bir müddet dinlendikten sonra, bir tatil dönemi geçirdikten sonra tekrardan kaldığımız yerden ülkemize, milletimize, şehrimize güzel sonuçlar kazandırmaya devam edeceğiz. Ben küçükken çok iyi bir sporcu olmak istiyordum. Yani adımdan söz ettirebilecek bir sporcu olmak istiyordum. Çünkü sporu çok seviyordum ve böyle her sporu denedim ama karakterimi oluşan, gerçek Buse'yi sergilettiğim bir spor sadece boks oldu. Onunla Cahit Hocam'la 13 sene önce bir yola baş koyduk. Hala daha böyle nasıl diyeyim zorlandığımız noktalar oluyor, anlaşamadığımız noktalar oluyor ama birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Yani frekanslarımız çok uyuşuyor. Yani ben daha önce de demişimdi. Yani ben böyle yapıyorum. Cahit Hoca bonemin istediğimi anlıyor. Şöyle yapıyorum. İşte su istediğimi anlıyor. Yani bunlar çok özel şeyler. Her sporcuyla antrenör arasında olan bir diyalog değil. Zaten Cahit Hocam her zaman der bunu. Ben de her zaman buna hemfikirim. Birbirimizi sevmezsek ve saygı duymazsak gerçekten başarı gelmez. Çünkü ben 5 aydır yani 5. kez 6. kez kafamı kendi yatağıma koyup uyudum. Çünkü hep beraberiz. Günlük 8-10 saat beraberiz. Kamplarda hep beraberiz. Hep birbirimizi görüyoruz. Alemden çok Cahit Hocam'layım. O benim arkadaşım, sırdaşım, abim, antrenörüm, her şeyim. Ona da çok teşekkür ederim. Çünkü birlikte başardık. İkimizin başarısı bu. Sadece ben üstlensem ben nankörlük etmiş olurdum. Onda bir kez daha ellerinden öperim. Her zaman öptüğüm gibi teşekkür ederim abi. Cahit Hocam bir soru sorabilir miyim? Şimdi Trabzon bir boks şehri. Cevap Kamacı ile başlayan işte sizin Bülent'in, Selçuk'un da olduğu bir süreç var. İşte en son kardeşimiz Buse Naz bir kadın boksör olarak damgasını vurdu. Bundan sonraki süreçte başka sporcularla yine Trabzon boksunu hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtma anlamında bir çabanız, bir girişiminiz var mı olacak? Ya ben şöyle söyleyeyim, kendi şahsım olarak çok artık eskisi gibi, çünkü çok yoruldum ben. Yani mental olarak çok yıprandığımı, psikolojik olarak çok yıprandığımı düşünüyorum. Yani çok böyle altyapıdan sporcular düşünmüyorum daha. Yani 3-4 tane sporcum var, olimpiyat oynayabilecek, Buse biliyor. Onlar zaten zaman zaman partnerlik yapıyor. Onlarla beraber yola devam etmek istiyorum gidebildiğim kadar. Zaten şöyle bir şey var. Yani üst düzey şeyler düşünüyorsak, olimpiyat şampiyonu düşünüyorsak, öyle çok sporcu ilgilendiğimiz zaman bu maalesef olmuyor. Özellikle ferdi sporlarda. Yani bir tane, üç tane sporcuyla beraber devam etmek, onlara her şeyini vermek, daha doğrusu olan, daha böyle başarıya giden yolda daha etkili. Bunu da tabii tecrübelerimizi dayanarak düşündüğümüz, karar aldığımız şey. Çok fazla düşünmüyoruz tabii, elbette düşünmüyorum yani. Bu şeyle belki yani eğer imkanlar olursa, çok daha şartlar iyi olursa bir olimpiyat daha düşünürüz. Belki bir olimpiyat daha düşünürüz ama gerçekten bu süreçte çok zorlandığımız dönemler oldu. Bazen tek başımıza, kulübümüzün haricinde tek başımıza olduğumuzu hissettik. Şartlar iyi olursa neden 2-3 olimpiyat daha olmasın ama olmazsa yani Buse'de ben de profesyonel düşünüyoruz. Yani bilmiyorum. Ama biz tabii gönlümüzde yatan ülkemiz adına olimpiyatlarda yarışmak konusunda belirtmek istiyoruz. Bahsediyorsun ama biraz daha detaylandırır mısın? Bu yollar, bu hedefe ulaşmak için çok şeyden vazgeçtiniz. Bir genç kızsınız, işte kafesi var, bilmem, eğlencesi var.
Nelerden vazgeçtiniz? Nelerden mahrum kaldınız? Ne kadar çalıştınız? Ya şimdi şöyle, arkadaşlarım diyor ki 7'de buluşalım mı diyor. Ben dedim ki 7'de olmaz. Ben 7'de antrenmanda oluyorum. Ben 5:30-6'da giriyorum antrenmana. 8'de çıkıyorum. İşte yemek ye, duşu var falan. 9 gibi ben evimde oluyorum. Diyorum ki olmaz. Yani genelde zaten benim çok arkadaşım olmaz. Ya var, çok arkadaşım var ama böyle çok samimi olduğum az arkadaşlarım var. Onlar da hep böyle sporun içinden gelmiş, sporu bilen kişiler. Tabii ki çok fedakarlık verdik. Yani her arkadaşımla istediğim gibi buluşamadım. Cahit Hoca'nın çok güzel bir sözü vardır. Sporu araç değil, amaç olarak göreceksin. Bu senin işin. Sevdiğin işi yapıyorsun ve sevdiğin işe bir saygı duyacaksın diye. Gerçekten ben saygı duyarak yapıyorum işimi. Yani mesela randevuma göre sporumu değil, sporuma göre randevumu ayarlıyorum. O yüzden çok fedakarlık verdik dediğim gibi. Yani evde çok duramadım. Nasıl diyeyim, ailemle çok vakit ayıramadım. Arkadaşlarımla çok gezip dolaşamadım. Benim yaşımdaki gençler hep dışarıdalar, hep geziyorlar, hep bir eğlence peşindeler ama ben bir amaç uğrunda, bir hayal uğrunda 13 senemi verdim. Bunu kazandım. Mutluyum, gururluyum. Yani ne kadar şey söylesem o kadar azdır ama şunu da belirtmek istiyorum. Bu madalya bana zaten hepsini unutturdu. Yani iyi ki bir daha gelsem aynı şeye, bu şeyleri yaşamak isterdim yani. Hocam, bir şey sormak istiyorum. Siz hem Buse Nazır'ın hocası hem de bir akrabasınız. Buse Nazır 11 aylıkken bizim ailesiyle görüşümüzde yürümeye başladığında futbolla başlamış. Ondan sonra tüm spor branşlarını yapmış ve okulda da başarıları bunlarla birlikte gelmiş hocam. Buse Nazır en son sizin söylediğinize göre Buse Nazır sadece boksa yönelmesi ve dünya şampiyonluklarının gelmesi öğrenmek. Doğru mu? Yani Buse 10 yaşında boksa başladı. 10 yaşından önce hangi sporları ne kadar yaptığını bilmiyorum ama yani ne kadar yapabilir. Ama tabii şöyle bir şey var. Evet, bu gerçek. Ben Buse Nazır 13 yıl önce Mudanya'da bir sokak, evin önündeki sokakta bisiklet sürerken izledim. Yani hiç unutmuyorum. Sandalyeyi aldım. Kaldırımdan zıplıyordu. Oradan artıyordu. Tekerini kaldırıyordu. Daha sonra futbol maçı kurdular. Yani dikkatimi çekti. İşte o zaman İşte ailesiyle görüştüm. Zaten Trabzonlular. O zaman işleri de bilmeye dolayısıyla orada yaşıyorlardı. Ve o şekilde başlattık. Tabii başarılı bir sporcu olabilmek için bir hangi ne yani böyle 3 tane 5 tane farklı branşlarda başarılı olma şansınız çok zor. Elbette ki Buse bütün yani diğer branşlarda çok yeteneği var ama uygunluk olarak ya da ne bileyim onu idare edebilecek kişi olarak, onu anlayabilecek birisi olarak da çok önemli vasıf sahibi insanların da olması gerekiyor. Sadece böyle göründüğü gibi değil dışarıda. Çünkü zor bir karakter. İdare edilmesi zor bir yapı. O yüzden yani boks onun için sanki böyle yani tabi gibi biçilmiş kaftan gibi. Orada bütün duygularını rap içerisinde mesela o köşeye geldiği zaman ben ona hep şöyle derim. Yani bu renk senin yaşam yerin. Yani burada her şeyin, bu sen burada mutlu, biz yani köşede bunları konuşuyoruz. Sen burada mutlu oluyorsun. Sen burada heyecan duyuyorsun. Sen burada varsın yani her şeyinde. Yani birazcık da motivasyon kaynağı olarak da mesela bunları renk içerisinde roundlarını da söylüyorum. Yani gerçekten onun yaşam biçimi boks yani biçilmiş kaftan gibi. Yani ben böyle düşünüyorum. Elbette ki tabii çocukken bizim çocuklarımız da yüzmeye gidiyor, basketbola gidiyor, şimdi handbola gidiyor, koşuya gidiyor, jimnastiğe gidiyor. Bir sürü spor yapmıştır ama bence doğru yerde bu sene aslında. Hocam bir de Yunus. Olimpiya madalyasını kazandıktan sonra bir fotoğraf paylaştınız. Çok konuşuldu Türkiye'de. Siz bu sene azla birlikte büyük emekler verdiniz ama bir madalyayı belki o anlık bir saniyelik bile boyunuza taksanız Türkiye'de olay olur. Maalesef burada mutluluklar çok fazla paylaşılmıyor. Bu göz ardı ediliyor. O paylaşımlar, o yorumları gördükten sonra neler hissettiniz? Aslında her ikinize bunu sorduk. Şimdi şöyle, aslında biz bu konulara girmek istemiyoruz. Çünkü yani buradaki bu konu, bizim çok güzel atasözümüz var. Üzüm yemek değil, bazı yürümek diye söylüyorum. Şimdi biraz evvel de içeride arkadaşlarla konuşurken, Buse Nazır Meral'in 50'ye yakın madalyası var. Yani şampiyonluk madalyası. 50'si de onun elinde. Benim elimde bir tane madalya yok. Yani ama bireysel spor yapıyoruz. Biz yani takım spor. Gerçi takım sporlarında da mesela kupa alındığı zaman hoca da kaldırıyor, herkes de kaldırıyor.
Biz mesela Buse madalyayı benim takmamı istedi. Yani onu benden de teklif edildi ama halk, yani belki de başka bir yerden ya da belli bir kesim halk diyelim, başka bir yerden hıncını alamayınca bana göre, bunu açıklamak istemiyorum tabii, buradan bize vurmaya çalıştı. Ama hiçbirisi umurumuzda değil. O yani başlangıç yapan şeyi de, arkadaşı da tanımıyorum. İsmini de mesela söylüyorum ama şu an vallahi de illahi de aklımda değil ismi. Benim için çok önemsiz. Önemli olan şu, biz neyi nasıl başardık? Kimler için başardık? Yani bizim olmazsa olmazımız şunu yani. Ben her zaman sporcularıma şunu söylerim. Yani yalnız bu sanatı değil, milli takımdaki sporcularıma da, kendi kulüp sporcularıma da. İnsan maddiyatı kazandığı zaman maneviyatı kazanamaz. Yani ikisini beraber kazanamaz. Ama maneviyatıyla beraber güderse hem maneviyat hem de maddiyat ona Allah nasip eder. Bizim burada olmazsa olmazımız ülkelerimiz önce maneviyatımız nedir? Ülkemiz, bayrağımız, İstiklal Marşımız. Yani onun değerini hiçbir şey, hiçbir güç alamaz. Yani biz bu değerde doğrusunda gidiyoruz. Yani orada çıkmışız. Yani konu açılıyor. Aslında konuşmak istemiyorum ama işte diyor ki işte bir ölürüz, bindiririz. Yani bu bir şey yaşıyor. Yani ülkesinde ne bileyim belli bir çevrenin işte ülkesine zarar verdiğini düşünüyor. Birey olarak düşünemez mi? Yani biri farklı düşünüyor, o da öyle düşünüyor. Ama kalkıp insanlar oradan o şeyi, lafı kendilerine alıyor. Niye bunu sen söyledin diye bize bu sefer madalyadan dolayı buluyor. Ya da ne bileyim Cumhurbaşkanı hediye ettin diyor. Niye ona hediyesin diyor. İşte böyle olması lazım diyor. Olamaz mı? Yani Cumhurbaşkanımızla biz işte Sultanbeyli mitinginde 2013'te daha çocuktu bu sene. Bizi çağırdı. Dünya şampiyonu başına gittik. Çünkü Cumhurbaşkanımız olimpiyatı çok seviyor. Yani başarılı olmayı çok istiyor ülke olarak da. Dedi ki bundan sonra hedefin ne dedi. Dedik inşallah olimpiyat şampiyonu olacağım dedi. Dedik anlamadım dedi. Aslında anladı da tekrar etmesini istedi. Dedik anlamadım bir daha söyler misin dedi. Dedik inşallah olimpiyat şampiyonu olacağım dedi. Söz mü dedi. Bu da söz dedi. Yani bunda ne var yani? Söz veremez mi Cumhurbaşkanı'na? Yani kaldı ki yani hepimizin Cumhurbaşkanı, ülkemizin Cumhurbaşkanı. Yani insanlar niye ona söz veriyorsun, başkasına niye söz vermiyorsun gibilerinden. Yani burada dediğim gibi üzüm yemek değil, bağcı dövmek. Biz bu konuları açtık. Hiç önemsemiyoruz. Ha, belki hani böyle mide bulandırıcı baştan bir şeyler oluyor ama daha sonrasında bu tür şeyleri önemsemediğimizi söylüyoruz. Tuna yani. Beşimiz. Benim birer tane sorum var. Cahit Hocam, sizin işe Buksanaz'ın yakın 2-3 tane sporcum var. Onlarla ilgili bir bahsettiniz. Onlardan acaba olimpiyatlara gelebilecek oyuncu olacak mı? Buksanaz'ı yalnız bırakmayacak arkadaşlar olacak mı? Bir, şampiyonada sorum şey, 2024 çok yakın bize, 13 yıl sonra. Bundan sonraki hedefi mi? Şimdi şöyle bir şey, ben zaten şahsım olarak olimpiyat hedefi her sporcuma koyarım. Buse de zaten kendi her zaman söylüyor. Ona da olimpiyat hedefi koymuştuk 13 yaşında. Hatta olimpiyatın ne olduğunu bilmiyordu. İşte ben ona diyordum işte olimpiyata gideceğiz, olimpiyatta final olacağız, şampiyon olacağız işte falan. Kendisi de söylüyor her zaman. Biz olimpiyat ruhunu her sporcumuzu aşılıyoruz. 2-3 tane sporcumuz var. Yani kendi yetiştirdiğim altyapıdan yaklaşık 10 yıldır onlarla da çalışıyorum. Onların da yetenek olarak çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. 2024'te oynayabilecek kapasitede, yetenekte işte olduklarını düşünüyorum. Teknik olarak da düşünüyorum. Tabii nasip onları da kovalayacağız. Yani başarılı olması, yani birkaç tane sporcunun 2024'te Trabzon adına yarışması konusunda çalışmalarımızı daha da artıracağız. Diğer soru? Diğer soru bir şey. Bu sen abi, bundan sonraki hedef. Ya öncelikle... Bundan sonraki hedef, yani Buse dedi, ben dedi, bizim olmazsa olmazımız. Yani elbette ki Avrupa Dünya Şampiyonları olacak önümüzdeki yıl 2022'de. Ama asıl hedefimiz 2024 olimpiyat oyunları olacak. Yani Buse için bir şey koyduk. Yani efsaneleşsin, yani 3-4 kez olsun olimpiyatta madalya kazanan. İşte Naim Süleymanoğlu var, Halil Mutlu var. İşte bunlar gibi sporcumuz da efsaneler arasına girsin. Neden 3-4 defa olimpiyat madalyası kazanmayalım diye hedefimiz her zaman olimpiyat olacak. Tuncay'la koymuş. Bu şeyle sormuşum galiba. 50'ye yakın, ben size soru soracağım zaten. 50'ye yakın madalyaya hocam gençliği sığdırdın aslında. Yaştaşların farklı işlerle uğraşırken sen tamamen uğraştığın spor dalına odaklanıp tesadüf olmayan ve Türkiye'de bir rol model
oldu. Bundan sonra bu spora gönül verecekler. Zaman zaman partner bulmakta bile çok ciddi sıkıntılar yaşadınız hazırlandığınız dönemde. Bundan sonra bu spora gönül verecek ve madalyayı hedefleyenlere, o sporcu arkadaşlarına tavsiyelerin ne olur? Ya ben çok zorluklar geçirdim. En basiti Mart 16'da elimden operasyon geçirdim. Tabii kimse bilmiyor. Herkes bu madalyayı görüyor ama öyle değil gerçekten. Çok psikolojik sıkıntılar çektik fiziksel olarak. Hazırdık zaten. Doktor dedi ki bu elini vurmadan her şeyi yapabilirsin. Bu elimi vurmadan bütün antrenmanları yaptım. Bütün koşuları yaptım, ağırlık yaptım. Tek elle torba dövdüm. Tek elle dövüştüm. Bu elimi arkaya bağladım. Öyle dövüştüm. Bu elimi öne bağladım, koştum. Her şeyi yaptım. Yani önemli olan işine saygı duymak ve ne olursa olsun pes etmemek. Biz yani Covid olduk. Yani tesis kapattılar. Biz dağda bir yerde kaldık. Yani Cahit hocamla ben de oldum. Ertesi gün Covid'li antrenman yaptık mesela. Yani kimse bunları bilmiyor. Herkes gülüyor. İşte sosyal medyada paylaşılan güzel resimlere. Öyle gülerken işte antrenman yapmalara bakıyor ama ben çok ağladım antrenmanlarda. Cahit hocam her zaman der, sen ağladığında hep gerçekten şampiyon oluyorsun diye. Ben olimpiyata gitmeden her antrenman ağlıyordum abi. Her antrenman yapmak kızım, etmek kızım. Ben her antrenman odada da ağlıyordum, antrenmanda da ağlıyordum. Çünkü gerçekten çok emek var. Yani ben antrenmanda 5-6 tişört değiştiriyorum. Yani tişört kalmıyor. Cahit hocamın tişörtünü çıkartıyor, bana veriyor. Onu giyiyorum yani. Çok çalıştık. Gerçekten çok çalıştık. Önemli olan gerçekten pes etmek ve işine saygı duymak. Benim zaten kitabımda pes etmek yok. O yüzden hep devam ettim. İnşallah gençlerimize, gelecek hayali kuran bütün çocuklara da umut ışığı olurum. Bu madalya herkese umut ışığı olsun ve hiçbir zaman pes etmemeyi öğrensinler. Nurgül, günaydın. Bu anlamda çok iyi gördük. Yani bu senata hani model olmak için bir de Japonya bizimle yemek kültürü de çok farklı. Gerçi sizin oradaki farklıdır. Yani oradaki yöresel yemeklerden hariç beslenmiştinizdir ama nasıl bunu neye bak? Siz de mi spor yaptınız bu senata birlikte? Şimdi şöyle yani böyle kalmama sebebi onun beni yiyip bitirmesi esasında. Tabii espri. Şimdi şöyle Buse kilo düştü dönemlerde bizim tabii bireysel sporlar olarak saygı her zaman sporcu yemiyorsa antrenör de karşısında yemez. İşte ne bileyim arkadaşı da yemez. Yani onu özendirme anlamında bir girişim içinde bulunmaz. O yemeğinizi tabii biz de yemiyoruz. O mesela 2 kilo 3 kilo verdi. Ben 5 kilo verdim olimpiyat oyunlarında. O hocam sen ye diyor. Ben diyorum ki sen yemezsen ben de yemiyorum diyor. Tabii burada tabii bu önemli olan buradaki birliği, bütünlüğü, beraberliği de işte sporcunun ruhuna yansıtmak. Yemiyorsak beraber yemeyeceğiz. İşte şampiyon olacaksak beraber olacağız. Muhalif olacaksak da beraber olacağız. Böyle bir şey. Ama tabii gerçekten sporcularımla birlikte antrenmanda antrenman yaparken ben de onlar kadar antrenman yapmasam da anı yaşamak, olayı yaşamak, işte kendini işte onlarla beraber antrenman yapmak gibi böyle ruhuyla, bütün işlemiyle beraber onlarla hissetmek de bizi de böyle bir nebze antrenman içerisine sokuyor. Oradan da tabii biraz kilo vermiş oluyoruz. Böyle tabii biz de fit, yani sizin dediğiniz gibi fit kalmaya çalışıyoruz. Bu olarak bu senat için bir an ben çok merak ettim. Orada izlerken izlediğimiz ekran başındaydık da ya biz bilemedik üçüncü rauntta ne olduğunu, hani skor ikinci rauntta sen üstündün ama o anki duygularını çok merak ettim. Siz biliyor musunuz ya da hocam? Yani bu şampiyon biz bilemedik. Tamamen orada öğrendik. Biz de orada öğrendik. Yani ama şöyle ablacığım, ben bir işe her zaman iyi başlayamıyorum. Yani Cahit Hoca çok böyle alıştırmaya çalıştı beni başlama konusunda ama yani bazen olmuyor. Bazen stres, bazen kaygı, bazen herkesin böyle bizden beklentisi bizi kastırabiliyor böyle. Ama alışınca ben bir işe başladığımda iyi başlayamasam bile sonunu her zaman iyi bitirdim. Şu ana kadar hiçbir finali kaybetmedim kariyerimde. Hiçbir finali kaybetmedim ve sonuna kadar savaştım. Yani
ondan önceki maçlarımda da işte dünya şampiyonasında da falan ilk round yenilebilirim. Hatta saydırılabilirim de. Ya dünya şampiyonası yarı finalde Rus rakibimle öyle bir şey olmuştu. Ama ondan sonra dedim ki Buse kaybedecek neyim var ki? Yani çık ve sevdiğin işi yap. Yani sonuna kadar savaş. O kadar antrenmanlarda zorlanıyorsun, ağlıyorsun, ailenden uzak duruyorsun. Yani ya burada dövüşeceksin 9 dakika ya da kaybedeceksin. Bütün her şeyi çöpe atacaksın. Ben öyle pes etmedim. Çıktım ve dövüştüm. Sevdiğim işi yaptım. Ya tabii rakipler oraya şey olarak gelmiş. Ya bizim gerçekten kondisyonumuz çok iyiydi. Yani gücümüz, kuvvetimiz onlara rağmen çok iyiydi. Eğer beni dövüştürseydi, dövüştürmemeye çıkmış yani rakip. Ya sarılıyor, çekiyor, biz tutuyor. Benim kaç maç, yani kaç küsur maçım var antrenmanlar dahil. Benim hiç saçım açılmaz. Hiç. Yani hiç saçım açılmaz. Cahit Hoca da boneyi takmayı bilmiyor çünkü. Yani normal çünkü hiç açılmadı. Şu ana kadar hiç açılmadı yani. E maça çıkıyorsun final maçı bir de ya. Yani geldin de finalde açılma diyorum. Çünkü rakip dinleniyor bu sefer. Bizim yani bizim için kötü oluyor. Biz çünkü gerçekten böyle kondisyonu yüksek, daha böyle yani nabzı yüksek seviyelere çıkaran sporcuyuz. Zaten bizim taktik yani bizim taktiğimiz o. Rakipleri bizim nabız seviyemize yükseltip rakipleri yormak, onu daha çok ele almak. Yani ama rakip sarılıyor, tutuyor, çekiyor. Onların amacı zaten bizi oynatmamaktı. Ama amaçlarına ulaşamadılar. İstedikleri kadar saçımı çıkartabilirler. Üçüncü round'da şöyle bir durum var. Tabii stresli maç. Yani burada tabii sadece görünen Buse ile işte Çinli rakibinin içerisindeki mücadelesi değil. Dışarıda olimpiyatta şöyle bir şey var. Yani güç. Mesela Çin, Rusya, Amerika, işte Almanya, işte süper güçler. Onlar da kendi aralarında başarılı olmak için, yani birinci olmak için yarışıyorlar. Yani Çin lobisi de çok büyük bu. Yani olimpiyat IOC'de çok güçlü bir lobileri var. Şimdi güvenemiyorsun. Yani bir şekilde birinci round mesela ben yukarı çıktığımda sonuç aşağıya geliyor ama 10-15 saniye sonra geliyor. Yardımcı dedim ki sen aşağıda kal, bana sonucu söylersin diye. Yani ben yani aldığımızı düşündüm birinci roundu yani öyleyken de. Çünkü yani şöyle bir şey var, 5 hakem var, 4 tane hakem mavi köşeyi galip görmüş, bir hakem bizi galip görmüş. Yani bu demek ki çok arada bir fark yok. Ama maalesef karşıya gitti round. Yardımcı gelince ne oldu dedim. Dedi ki böyle yaptı. Yani açıklamadı herhalde Buse'nin morali bozuldu falan diye. Ben de aldık falan dedim. Alamamışız ya falan filan dedi. Ben diyorum köşede bunu konuşuyoruz. Alamadık ya diyorum. Diyorum ki alamadık ya diyorum. Yani çünkü aldık diyor. Yani o şimdi orada mesela tabii birinci round'u kaybetmedik ama kaybettik diyelim ama ikinci round'da tabii Buse daha da böyle tempoyu kaldırdı. Çünkü rakip dediği gibi yani ondan önceki Hintli rakipti. O da mesela çok iyi etüt etmişler bizi. Yani izlemişler işte yani faul yapmamanın haricinde başka türlü maç bitirme şansları yok. Çünkü Buse'nin dediği gibi ilk defa bonesi çıkıyor. İşte o kadar faul yapılıyor ki yani bizi oynatsalar mesela renk içerisinde bizim yani şey yapsalar oynama şansları yok. Belki de mesela maçın daha erken bitme şansı bile olabilir. Ama maalesef tabii itmeler, çekmeler, işte basmalar bunlar tabii bizim moralimizi bozduğu için onlar hep o yönden dolayı taktik olarak öyle bir şey içerisine girdi. Tabii sonuç olarak da şöyle bir şey daha var. Son roundda yukarı çıkarken yanımızdaki hakemin mavi butona bastığını gördüm ben. Yani acaba mı dedim içimden. Yani normalde biz daha çok vuruş yaptık. Hatta hayır, rakibin bir ya da iki tane daha ihtarın olma durumu vardı. Hatta bir iki sayımaklı pozisyonu daha vardı. Ama acaba mı dedim. Yani neden böyle yaptın? Yanındaki mavi bastığını gördüm ben. Yani çıkarken hatta o ara ben koptum. Yan hakemi yani neden böyle yapıyorsun? Ya bize boks mu yaptı? İngilizce, Türkçe, yarı konuştum. Ondan sonra yani Buse'de köşeye geldiniz ama tabii köşenin izlenimi çok önemli. Yani aldık mı izlenimi yüzünden yansıması tabii ben endişelendim. O da tabii benden dolayı endişelendi. Ama tabii maç bizim. Ama tabii güvenemiyorsun o lobinin işte ülkelerin o savaşının kendi aradaki savaş içerisinde madalya sayısı sıralaması çok önemli. Öyle bir triple düştük ama sonu tabii güzel oldu. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Yani böyle. Başka soru yoksa sonlandırıyorum. Herkese katılım için teşekkür. Fotoğraf ve görüntü almak isterseniz. Evet. Şurada. Teşekkür ederiz. Şimdi herkes buradayken bir şey söylemek istiyorum. Yani siz gazeteci
Hepinizi tanıyorum, abilerimizle, kardeşlerimizle. Şöyle bir şey, bütün mesela yerel medya ile alakalı konuşuyorum. Diyorlar ki işte röportaj yapalım diyorlar. Şimdi biri diyor özel röportaj istiyor. Yani önce benimle yap diyor. Onunla yaptığında o ürünün değeri kalmıyor. Bilmiyorum. Biz de şöyle bir karar aldık. Kimseyle yapmayalım dedik. Kimseyi de kırmayalım dedik. Yapılacaksa böyle bir şey geliriz hep beraber bir araya. Kimseyi kırmak istemiyorum çünkü hepinizi seviyoruz. Hepiniz bizim için böyle gönlünde işte dua edin insanlar olduğunu düşünüyoruz. Güzel. Öyle bir şey düşünüyoruz. Kimse de bize kırılmasını istemiyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Evet.